Efendim, başlangıçta satır başları arasında duyurduğumuz habere gelelim. Haber şunu söyletiyor. Tarımda işi bilenlere kulak vermek lazım. Aslında Türkiye'nin yaygın sorunudur bu. Çiftçi ellerinin altında tarım uzmanları, devletin tarım uzmanları olmasına rağmen bazen bilinçli tarım yapmaz. Bir önceki yıl hangi ürün para getirdiyse ertesi yıl ona yönelir, zarar eder. Malum ekonomideki örümcek ya da kısır döngü kuralı sonucu. Evet, işi bilenlere kulak vermek lazım tarımda. Devletin görevlendirdiği tarım teknikerlerini, ziraat mühendislerini bize yol gösterin diye de sıkıştırmak lazım. Hasılı tarımda bilinçli iş yapmak çok önemli. Bunun iki örneğini ekranlarınıza getireceğiz. Biri Mersin'de bir yaylada, diğeri Adıyaman'da bir ovada iki çiftçinin verimli, karlı hasadından kesitler. Artık toplanmaya hazırlar. Mersin Erdemli'den çiftçi Mete Teke, uzmanların önerilerine kulak verenlerden ve semeresini de görenlerden. Alternatif ürün olarak diktiği kestane ağaçları çiftçi Teke'yi memnun ediyor. Toprağına 8 yıl önce diktiği kestane ağaçları geçen yıl 6 ton ürün verdi. Bu yılki ürünü ise yaklaşık 10 ton. Yaylalarımızda kestanenin üretim alanlarını arttırarak hem ekonomiye katkı sağlamak hem de üreticilerimizin gelirine bir destek olmak amacıyla kestanenin saha çalışmalarına yardımcı olup projeler yaparak üretim alanlarının genişletilmesini istiyoruz. Çiftçi Metin Teke'nin 60 ağacı var. Diktiği alanın büyüklüğü de 2 dönüm. Ben deneme amaçla diktim. Sıfır maliyetli masrafıyla, üretici olarak sıfır maliyeti var. Suyu çok az istiyor. Ve güzel de verim aldım bu sezon. Kestane, haber yayına hazırlandığı sırada üreticiden kilosu 80 liradan alıcı buluyordu. Buna göre çiftçi Metin Teke yaklaşık 80 bin lira kazandı. Dediğine göre sıfır maliyetle. Diğer bilinçli çiftçi ise gurbetçi aslında. Adıyaman Gölbaşı'nda yaklaşık 500 dönüm arazide ceviz ve badem üretiyor. Tarımda makinalaşmaya da önem veriyor. Makinanın titremesine direnen cevizler içinse eski yönteme başvuruluyor. Alanın sahibi Süleyman Akçay, 1986 yılında İsviçre'ye gitmiş ve 29 yıl çalıştıktan sonra kesin dönüş yapmış. Ben dedim bir daha çalışmayacağım artık elin işinde. Çektim, memlekete geldim, Türkiye'ye geldim. Bahçem vardı, bahçeme baktım. Badem var, ceviz var. Antep fıstığı diktim. Burada uğraşıyorum yani. Çok da memnunum. İyi ki de gelmişim. Yani orada kat kat benim için. Kat kat iyi. Yani çok memnunum burada. Süleyman Akçay yaptığı yatırımların da karşılığını alıyor. Defterinde kredi alıp alıp olur olmaz yerlere harcamak yazmıyor. Danışmanı ziraat mühendisi Gizem Bilgili anlatıyor. Bahçesinde sulama sistemi tamamen toprak altı. Birinci sınıf malzeme kullanılmıştır bahçesinde ve gübre tankı vardır. Gübre tankı da yüksek düzeyde filtrelere sahip olduğu için bitkinin ihtiyacı olan bütün bitki besin elementlerini filtre süzgecinden geçirerek bütün bahçeye gübre uygulaması yapmaktadır. Adıyaman Gölbaşı'nda bu bahçede cevizden 30 ton, bademdense 40 ton ürün bekleniyor. Kabuk soyma makinesinden dökülen cevizler para sayma makinalarını hatırlatıyor. Bu bahçede ortalama üretici fiyatlarına göre toplam hasılat 6 ile 7 milyon lira. Bereketi bol olsun. Önemli gelişmeyi yeniden aktarıyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı olmuştu. Atılan roketlerin bazıları yerleşim yerlerine düştü. Saldırılar nedeniyle yaralılar var. Bu bilgiye ulaşıldı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti. Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye'ye ateşlenen iki roket Gaziantep'in Karkamış ilçesine isabet etti. Oraya düştü. Roketlerden biri ilçedeki Kocatepe İlkokulu'na isabet etti. Olayda yaralananların olduğu öğreniliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Diğer roket ise bir evin bahçesine düştü.
Ekipler diğer iki roketin düştüğü bölgeleri tespit etmeye çalışıyor. Ekranlarınızda son görüntüleri izlemektesiniz. Karkamış'a yönelik roket saldırısı var. Bu arada bir bilgi daha geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıda şu anda okulu uzaktan görmektesiniz. Bugün de okullar açılmıştı ara tatilden sonra. Bir başka rokette bir eve isabet etti. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatından sonra hem Kilis tarafına hem de Karkamış tarafına roketli saldırılar oldu. Türkiye'nin bu bölgeleri güvenlik altına alma savının ne kadar hedefinin ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu bir kez daha görüyoruz şu anda bu saldırılarla. Ve Canan Altıntaş telefon hattında bize ayrıntıları aktarıyor. Evet Oğuz Aksever, maalesef terör örgütü PKK Aynel Arap Gaziantep'in Karkamış ilçesine Aynel Arap tarafından 7 adet roket atıldı. Bu roketler 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Türkiye'ye ateşlenen 7 roket, roketlerden birisi ilçedeki Kocatepe İlkokulu'na isabet etti. Olay neticesinde yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Aynı zamanda bir roketin ise bir evin bahçesine düştüğünü söyleyebiliriz. Zaten dünden bu yana özellikle Gaziantep bölgesine ve Kilis'e roketler atılmıştı bildiğiniz gibi. Ama maalesef bugünkü atılan o hain saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralılar var. Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar da devam ediyor bölgede. Bu arada çok sayıda ambulansın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu gerçekten önemli bir gelişme. Türkiye kuşkusuz bunun da yanıtını verecektir. İstiklal Caddesi olayından sonra Suriye'ye 500 kilometre genişliğinde, 50 kilometre derinliğinde ağırlıklı olarak topçu ve hava harekatı yapılmıştı ve bu harekatlarda hedefler vurulmuştu. Daha önceden belirlenen, saptanan, biraz önce haberini de verdik. Endonezya dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa bir briefing vermiş Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanında komutanlarla birlikte ve havada alınan talimat yerine getirilmişti. Siyasi talimat ve büyük bir harekat yapılmıştı. Şu anda Karkamış'tan görüntüleri izlemekteyiz. 2 can kaybımız var. Bunlardan birisi, bu roketlerden birisi bir ilkokula isabet etti. Kocatepe İlkokulu. Ayrıntı, ölenlerle ilgili ayrıntı henüz gelmiş değil. Ama yaralılar da var. Bir diğer rokette bir evin bahçesine düşmüştü. Roket veya havan, henüz bunlar ayrıntılı olarak belirlenmedi veya açıklanmadı. Ama şunu da söyleyelim. Evet, Kobani civarında ki bölgeye de yakın, o civarda, o karşı tarafta Cerablus'ta var. O bölgelerde Suriye'de sahada gözlemler yapan bağımsız kuruluşlar, ellerinde roketler veya havanlarla dolaşan Suriye PKK'sı unsurları gördüklerini belirtmişlerdi. Ve ardından da bu saldırılar meydana geldi. Canan Altıntaş'ın aktardığı gibi Kilis civarında da saldırılar olmuştu. Havan saldırıları yapmışlardı ve bu saldırılarda da çoğu güvenlik görevlisi insanımız yaralanmıştı. Bu gelişmeyiz. An be an yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.